Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşı karşıyayız. Bu videomda çok istediğiniz kinetik tipografi nasıl yapılır onu aktarmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi sizlere ders çekmeden önce kendimce bir şey hazırladım. Önceden hazırlıyorum tabi, her zaman ders çekmeden önceden bir pratik yapıyorum ki daha sonra sizlere seri bir şekilde aktarayım. Unutmayın, hangi seviyeye gelirseniz gelin, hiç örnek yapmadan direkt onun dersini anlatırsanız muhakkak belli bir süre sonra böyle bazı ayarlarda unutkanlık sezebiliyor. O yüzden ben bunun önüne geçmek için, daha seri eğitim çekmek için öncesinden hazırlıyorum. Böyle bir nevi ezber yapıyorum. Bildiklerimi tekrarlıyorum. Daha sonra sizlere anlatıyorum. Nedir bu kinetik tipografi? Kısaca hareketli yazı demek. Hani böyle 50 sayfa satırla anlatmaya gerek yok. Hareketli yazı işte. Bu yani. Hareket ediyor, dönüyor, ediyor. Yani bu tarzdan tarza değişiyor. Tabi sadece bu şekilde hareket etmiyor. Daha değişik şekillerde de hareket edebiliyor. Böyle giriyor, çıkıyor, iniyor, dönüyor. Değişik değişik dediğim gibi. Bu tamamıyla sizin kreatif, sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Ben size bu yaptığım tarz bir kinetik tipografi animasyon nasıl yapılır After Effects ile onu anlatmaya çalışacağım. Ve derse geçmeden önce YouTube kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Birlikte büyümeye devam ediyoruz. Birlikte yükselmeye devam ediyoruz. Ya çektiğim dersler böyle bakıyorum da fazla izlenmiyor. Belki ileride izlenir. Ya ben atıyorum da. Acaba ileride mi izlenir bunlar? Bunun da cevabını sizlerden almak istemiyorum kısmına. Dediğim gibi az kişiyiz. Bak videolar kimse izlemiyor. Özenle bir şeyler çekiyorum. Yani şu an beni dinleyenler zaten izliyor. Dinlemeyen izlemiyor ister istemez. Azız. Acaba ileride büyür müyüz onu bilmiyorum. Ben elimden geldiğince çekmeye gayret gösteriyorum. Sizden ricam, izleyenler zaten sesimi duyuyorsunuz. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Ya sizin de katkınız bu olsun bana. Ben size eğitim çekiyorum. Sizin bana katkınız bu olabilir. Ve daha da fazla ders gelecek. Şimdi içeriye geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Adobe After Effects'in böyle sıfırdan anlatmıyorum. Ama ben yine de böyle anlatırken neyin ne işe yaradığını basarken anlatıyorum. Ya şimdi burada kalkıp 10 tane ders anlatmışım. Leaf Composition ne olduğunu anlatmama gerek yok herhalde. Zaten biliyorsunuz. Leaf Composition yani yeni bir kompozisyon pencere. Burada 1910'a 1080 pikselde 30 frame karede 30 saniyelik bir şey. Ya bu 30 saniye fark etmiyor. Ben bunu zaten timeline içinde kısabiliyorum sonradan. Pek uzatmıyorum oralara. Yani orada pek vakit geçirmiyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir pencere açtım. Bu arada herkes soruyor, bizki neden böyle transparan değil, beyaz? Çünkü burada bir tuş var. Buna bastığınız zaman arkadaşlar beyaz olur. Tıkladığınız zaman transparan olur. Bu arada arkadaşlar, benim kasamın ısıtma ne ismi neydi ya? Ne diye geçiyordu? Böyle. Ya, klima gibi bir şey var içinde. Onun sesinden dolayı arkadaşlar mikrofonum cıcırtı yapabiliyor. Ya o yüzden kusura bakmayın mikrofonla gelen sesten dolayı. Daha yeniyiz. Daha güzel dersler çekeceğiz. Daha güzel mikrofon, daha güzel stüdyoda daha iyi şeyler çekeceğiz. O yüzden buna emin olabilirsiniz. Ya bunlara takılmayın diyorum. Sadece dersi izleyin. Zamanla hepsi düzelecek. Şimdi burada ben önce yazılarımı yazacağım. Tipografi hareket katmadan önce. Burada T'de bastığım zaman bu T yazı yazmama aracı demektir. Birçok programda zaten o mevcut. Bir de ben ders anlatırken arkadaşlar robot gibi anlatmak istemiyorum. Bir TRT spikeri gibi anlatmak istemiyorum. Ya beni özgür bırakın. Ben doğal halimle sanki siz benim yanımdasınız. Bilgisayarıma bakıyorsunuz. O şekilde bir dille anlatmak istiyorum. Ya bazen kısa sürebilir, bazen uzun sürebilir. Buna da hiç takılmayın. Sonuçta ben eğitim videosu çekiyorum. Burada bir stand-up yapmıyorum. Yani kısa güldürme gibi bir derdim yok. Benim derdim burada size bir şey anlatmak. O yüzden dersin büyüklüğü veyahut da küçüklüğü zaman olarak pek bunları kafanıza takmayın. Şimdi burada Adem yazdım arkadaşlar. Adem. Enter'a basıyorum. Burada biraz büyüttüm. Tamam. Ctrl D'ye bastığım zaman arkadaşlar, Ctrl D'ye bastığım zaman kopyalıyor. Shift'e basıp aşağı izleyerek indiriyorum. Karaslan yazıyorum. Pardon. Karaaslan yazıyorum. Enter. Şimdi burada Adem Karaaslan yazdım değil mi? Tamam. Şimdi G'me. Bir de buradan bir tane daha kopyalıyorum. Bir dakika. Ctrl D yapıyorum. Bir tane daha kopyalıyorum. Kinetik. Kinetik yazıyorum. Şimdi bunlar bayağı büyüdü. Yazdık mı arkadaşlar? Tamamdır.
Şimdi burada bir kamera ekliyoruz. New. Buraya sağ tıklayıp New Camera İngilizce. Ok diyoruz. Ok diyoruz. Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Kameraya tıkladım değil mi? Evet. Burada 50 tane ayar var. Şimdi tek tek hepsini anlatsam zaman kaybı. Bunları böyle ekstra daha ileriki zamanlarda anlatacağım şeyler. Ama böyle şeyleri kafanıza koymayın. Yani hemen hemen ne ayar yapsak da zaten o otomatik ayarı hemen hemen birbirine benziyor. Yani o yüzden kafanız karışmasın diye bu detaylara girmiyorum. Direkt ok diyorum. Açılsın, tamam. Şimdi G'me. Bu kamerayı biz 3 boyutlu alanda kullanacağız. Şimdi kamera seçtiğimiz zaman, oynattığımız zaman dönmüyor. Aslında dönüyor ama bizim objeler dönmüyor. Neden? Çünkü bizim buradaki yazılar 2 boyutlu. 2 boyutlu olduğu için dönmüyor. Şimdi biz bunu bir uzayın içine, bir evrenin içine sokacağız. Yani 3 boyut. Şurada, burada sizde yoktur. Buna tıkladığımız zaman böyle bir alan açılıyor. Burada 3 tane nokta var. Burada gördüğüm bir kutu var. Bu kutu 3 boyut olduğunu gösteriyor. Diyor ki sen hangi layer'e basarsan biz buna 3 boyut katarız. Yani 3 boyut yaptım ya, kamerayı döndürdüğümüz zaman bakın ne oldu? Etrafında dönüyor. Çünkü bu artık 3 boyut. 3 boyutlu olduğu için etrafında kamerayla dönebiliyorsunuz. Şimdi biraz az önce biraz bir örnek gösterdim ya size. Şimdi dikkat etmişsiniz. Ha, demek ki böyle döndürüyor diğerinde. Der dediğinizi umuyorum. İç sesiniz öyle diyordur. Şimdi arkadaşlar kinetik dönsün. Bu Adem Karaaslan, önce Adem gelecek, sonra Karaaslan gelecek, sonra kinetik. Ama kinetik buradan değil, diğer tarafta dönmüş olmasını istiyorum. O yüzden ben kinetiğe, kinetik yazısına önce Adem'den başlayayım. Efekt vereceğiz bunlar, hareket. Burada 3D text. Text yazdığım zaman bir saniye. Text yazdığımız zaman arkadaşlar burada bir saniye. Ha. 3D'ye tıkladığınız zaman arkadaşlar burada değişik efektler çıkıyor. Şimdi genelde buradan giriyorsunuz da bazen çalışmıyor. Ben de yenilemekle uğraşmıyorum. Direkt buradan yapıyorum. Ya ha buradan tıklamışsınız, ha buradan, fark etmiyor. 3D tıklıyorum. Bakalım bana nasıl bir şey vermiş. Ya tamam, güzel idare eder. Sonuçta burada amaç size bir şey öğretmek. Siz sonradan diğerlerini deneyebilirsiniz. Karaaslan'a geliyorum. Buna da bu efekti veriyorum. Üstüne sürüklüyorum. Ya bu biraz sıkıntılı. Bu olsun. Bu da biraz sıkıntılı. Bu olsun. Of, bu da sıkıntılı. Tamam. Tamam. Zaten sonra istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi kinetiğe veriyoruz. Bu arada bu çizgiye dikkat edin. Bu çizgi burada olsa animasyonu, yazı animasyonu sürüklediğiniz zaman buradan başlatır. O yüzden bunu başa getirin. Tekrardan kinetik. Bu geri gidiyor. Kinetik. Tamam, güzel. Heh. Şimdi burada Adem Karaaslan kinetik. Şimdi ben burada daha yazıya ekleyeceğim. Ekleyeceğim. Adem Karaaslan. Tabii önce Adem gelsin. Sonra Karaaslan. Sonra zamanı ayarlıyorum. Adem gelince Karaaslan gelsin. Sonra Adem. Sonra Karaaslan. Karaaslan'ı biraz buraya almak istiyorum. Biraz daha küçültmek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Heh. Tamam. Şimdi kinetik. Bu da burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben doktor değilim. Yani bir TRT spikeri de değilim. Böyle robot gibi anlatamam. Anlatsam inanın anlayamazsınız. O yüzden böyle rahat bir şekilde sanki yanımda biri var gibi böyle anlatıyorum. Sanki sizler benim arkadaşımsınız. Zaten öylesiniz. Aktarıyorum. Yani o yüzden böyle bir doçent gibi anlatmamı beklemeyin. Öyle anlatabilirim. Sıkıntı yok. Gerçekten anlatırım ama anlayamazsınız. Gerçekten. Çünkü bu işler böyle doğal olacak. Doğal bir şekilde öğreneceksiniz. Usta çırak ilişkisi gibi. Şimdi burada kinetiği döndüreceğim. Diğer tarafa böyle. Buradan oka tıklıyorum. Transform. Şimdi 3 boyutlu yaptık ya. Burada ekstra şeyler açıldı. Burada X, Y, Z var. Burada döndürdüğünüz zaman bunu. Bakın bu aşağı geliyor. Bu işimizi görmez. Yan olacak. Bu yan. Ha bak bu. Bu ne yapacağız? Eksi 90 dediğimiz zaman otomatikmen diğer tarafa sola yatmış olacak. Sonra bunu bu şekilde Z'nin maviye basarak buraya getiriyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi bakın. Adem geliyor. Karaaslan. Sonra bu geliyor. Çok güzel.
Şimdi biz buna bir kamera hareketi ekleyelim. Kameramızı açalım. Başa geliyoruz. Heh. Şimdi burada ya. Öncelikle yakın. Ha, bir de kamera hareketini yaparken kamerayı açtınız ya. Burada arkadaşlar kamera hareketinizi yapacak tuşlar var. Mesela şunu, şu hareket, şuna basılı tuttuğunuz zaman bu normal kamera her yere döndürebiliyor. Bu rotate, bu da döndürebiliyor. Basılı tuttuğunuz zaman bu bow, yani seçebiliyor yönünü. Bu en aldaki de zoom, ileri geri. Şimdi burada ya ben yakından başlayacağım. O yüzden zoom diyorum. Bu arada C'ye bastığınız zaman buradaki şeyler değişebiliyor. Bakın C'ye basıyorum, değişebiliyor. Ben hep C'ye basacağım. O yüzden anlamanızı diliyorum. Sonra mouse'la sürüklüyorum. Sonra tekrar C, zoom yapıyorum. Sonra tekrardan sürüklüyorum. Tamamdır. Şimdi zoom yapıyorum tekrar. Tamamdır. Şimdi hepsini seçiyorum buradan. Hepsini. Diyorum ki buraya geliyor Adem. Tamam. İkinci saniye kadar buraya gelsin. İkinci saniye kadar shift'e basarak yan yapıyorum. Böyle bir şey oldu. Adem buraya geldiği zaman shift'e bas, zoom, C'ye bas, mol. Adem Karasla. Bakın arkadaşlar. Boşluğa basıyoruz. Şimdi bakın şöyle bir şey oldu burada. Bunu da anlatayım. Şimdi ben buradan buraya doğru geldim ya. Tamam. Buradan buraya güzelce geldim. Evet. Ben geri zoom'dan geri de geldiğim zaman zoom'dan geri geliyorum ya. Bu baştan itibaren bu hareketi bana veriyor. Bunun önüne geçmek için çeşitli yollar var ama ben kısa yoldan şöyle yapıyorum. Şimdi buraya geldi ya. Bu hareketten sonra bu şekilde bir tık geriye alıyorum. Bir tık. Böyle bir tık. Heh. Geri geliyorum. Niye? Bak değil mi? Bunun farklı yolları da var ama ben kafanız karışmasını istemiyorum. Neden bir tık geri geldim? Şimdi dedim ya. Ben burada zoom'u geri çıksam, yazı görünse. Bu otomatikman baştan buraya kadar gelecek ya. Doğal olarak bana bu etkiyi vermemiş olacak. Yani bu şekilde değil de geldiği zaman geri gelerek yana doğru kayacaktı. Ne demek istediğimi anladınız mı? Ama ben bir tık geri geldiğim zaman bu hafif bir tık geri gelip Adem yazısını gösteriyor. O yüzden buraya geldiğim zaman zoom'dan çıktığım zaman otomatikmen zoom'dan çıktığım zaman böyle bir görüntü veriyor. Geri gel. Heh. Şimdi tabi bu fazla sert oldu. Ben buna sonradan, şimdi sert oldu ya mesela, sert geliyor. Buna shift tıklayıp, pardon, seçiyoruz, sağ tıklayıp keyframe. Burada Ace F9. Ya bu biraz daha yumuşatıyor geçişi. Geliyor. Heh. Yumuşatıyor. Şimdi buraya geldi ya. Buradan sonra ben dönmesini istiyorum. Buradayken kamerayı açıyorum. Shift'e basarak sola doğru döndürüyorum. Geliyor. Mesela bu zamanlamasını siz bunu uzatarak yapabilirsiniz. Hani hızlı döndü diyelim. Tabii ben hepsine keyframe'de bunu vermek istiyorum. Komple yumuşatsın bana.
Yok, güzel olmadı. Bir denemiyoruz. Tamam. Bakın, jeton hemen hemen düştü biraz. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop, dönüyor. Tak. Tabi dönüyor ya. Döner mesela buradayken böyle yazdı animasyon olsun istiyorsunuz. O yüzden bunu biraz ileri atıyorum, ileri atıyorum, ileri atıyorum, ileri atıyorum. Ha. Bakın. Boşluk. Gel gel gel. Sola kay, geri gel. Dön sola doğru. Sonra o da çıkarken yine biraz geç geldi. Buradayken gelsin aslında. Ha. Yana doğru kay, geri gel, sola doğru dön. Aslanlarım benim. Hadi. Tamamdır. Kinetik tipografi. Tamam. Kinetik, kinetik, kinetik. Şimdi de bunun altına bir şey yazalım. Kinetik, kinetik, kinetik. Bunun altına bir şey yazalım. Şimdi ben sıfırdan yazı yazmak yerine bunu kopyalıyorum. Neden? Çünkü bu zaten 3 boyutlu ve bu şekilde dönmüş. Sıfırdan yazı yazsam diye bu tarafa doğru olacak. Yani 2 saat döndürmekle uğraşacağım. O yüzden buraya tipografi yazıyorum. Biraz küçültüyorum. Bunu da ben dik yapmak istiyorum. Dikine burada dursun. Dik olmasını istiyorum. Dediğim gibi direkt dik yazma ile ilgili bir tekst aracı var. Ama dediğim gibi o 3 boyutlu olmadığı için sıfırdan 3 boyut yapıp döndürmekle zaman kaybı. O yüzden böyle yapacağım. Tabi bunun araları biraz açık. Önce yazıyı biraz küçülteyim. Yazıyı biraz buradan daraltayım. Araları fazla açık. Tamam. Şimdi bak. Böyle 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 geldi. Geldi ya. Bundan sonra da geri gelsin. Onu görsün. C'ye basıyorum. C'ye basıyorum. Tamam. Bir saniye. Heh, tamam. Bakın. Böyle onu oynatıyoruz. Tabi biraz değişik geldi. Buna bir estetik katalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Normalde buradayken kinetik. Bunu siliyorum, bu hareketi. Biraz geri yapıyorum. Sonra aşağı doğru insin. Aşağı doğru insin önce. Sonra geri gelsin. Umarım ne demek istediğimi yaparken anlıyorsunuz. Bu biraz daha programa bakarak. Adem, Kara Aslan, kinetik. Biraz o aralar saçma oldu. Düzeltelim orayı. Kinetik. Burada sıkıntı oldu. Heh. Buradaki zamanı ayarlıyorum biraz. Şimdi bu bir de hani çok ileri seviye bir şey değil. Sonuçta bazı ayarlar, çok özel ayarlar var. Onlara şimdi 2 saat onları anlatsam o zaman yetmez. O yüzden sanmayın ki yapamıyoruz. İyisini yaparız ama ileride biraz çekmek istiyorum. Şu an biraz temel gidiyorum. İnsanların temel seviyede en azından bunu yapıp kinetik. Oradayken aslında düşüyor. Siliyorum. Tekrardan başa gelelim.
kinetik tipografi sona girsin. Buralardaki girsin. Adem Karaslan. Tamamdır. Buradayken gelsin. Tamam. Tipografiyi kinetiği kontrol D ile kopyalıyoruz. Buraya alıyoruz. Buraya ders yazalım. Sıfıra basıyorum. Kendi içinde render alıyor. Şimdi kamera hareketi yaptığımız için bazı konularda ister istemez kameranın bazı püf noktaları var. Adem ismi biraz Adem ismi burada olsun. Geri gelelim. Buna geri zoom giriyoruz. Temel olarak budur. Yani bir temel seviye dersi diyelim buna. İleri seviyede daha iyi kamera hareketi, daha iyi teknikler, bunların tam olarak ne işe yaradığını tabii ki de ekleyeceğim farklı bir derste ilerleyen aşamalarda. Genel olarak böyle. Şimdi renklerini değiştirebilirsiniz buradan. Sağ Adem. Adem'e tıkladığınız zaman burada renkleri var. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben konuyu fazla uzatmamak adına şimdi renkleri değiştirdiğimi varsayıyorum. Çünkü sizler de değiştirebilirsiniz. Şöyle bir komple hepsini seçiyorum. Sağ tıklayıp prekompozisyon yapıyorum. Şöyle bir efekt ekleyeceğim. Arka plana, arka plan solid bu renkte olsun. Altını alalım. Tamamdır. Şimdi ben bunun kopyasını alıyorum Ctrl-D. Farklı bir güzellik yapacağım burada. Aynı efektin aynısını aldım. Otomatik iki tane oldu ya. Pardon ben şey almışım. Kafa gitti. Yazının efektini aldım. Onu biraz büyütüyorum. Böyle arkasından geliyor. Onun ben buradan 15 yapar opaklığını düşürüyorum. Bu da ayrı bir güzellik katıyor. Evet arkadaşlar, temel olarak buydu. Hani bu temel bir ders. Üst düzey bir ders değil. Onlar da gelecek zamanla. Kamera ayarlarının ne olduğunu, 3 boyutun ne olduğunu, yazının ne olduğunu hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım videolarım da gelecek. Bu temel bir dersti. Kinetik tipografi derslerine devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
videomu beğendiyseniz beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Aklınıza takıldığınız soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.